Merhabalar, bugün sizlere SPSS programında tablolarınızı nasıl otomatik bir biçimde APA formatta çıktı alabileceğinizi göstereceğim. Bugünkü göstereceğim bir test değil ancak oldukça kullanışlı bir özellik. Çünkü normalde eğer bir SPSS programı kurduysanız, SPSS programını kurduğunuzda tablolarınızın bir kısmı koyu, açık gri, bir kısmı da beyaz olmak üzere default sistemle gelen SPSS özel e bir tablo formatıyla tablolarınızı çıktı alırsınız. Ancak biliyorsunuz bu formatı tezlerinizde veya makalelerinizde kullanmanız mümkün değil. Dolayısıyla bunu bir kendi istemiş olduğunuz özel bir şekilde dönüştürmeniz lazım ki bu da genelde Türkiye'de tezler için kullanılan APA format. Aynı şekilde uluslararası veya ulusal makalelerde de çoğunlukla APA format kullanılır. Dolayısıyla bütün bu dönüşümleri nasıl otomatik bir biçimde yapabileceğinizi göstereceğim. Bu açıdan oldukça kullanışlı bir özellik. Şimdi öncelikle bir tablo çıktı alalım. Custom Tables'tan herhangi bir değişkenin tablosunu aldığım zaman eğer siz de benim gibi SPSS'i yeni kurduysanız bu formatta bir tablo çıkar. Ancak belirttiğim gibi bu formatı ne tezinizde ne de makalelerinizde kullanamazsınız. Dolayısıyla bunu dönüştürmeniz lazım. Şimdi normalde bunu kopyalayıp Word'a attıktan sonra buraları tek tek dönüştürebilirsiniz eğer tek bir tablo üstünde çalışıyorsanız. Ancak onlarca tablo üstünde işlem yapıyorsanız bunu tek tek yapmak oldukça zaman kaybettirici ve uğraştırıcı olacağından otomatik bir biçimde bunu yapmanın yolu öğrendiğinizde işinizin oldukça kolaylaştığını fark edeceksiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Tabloya tıklıyorum, edit diyorum ve böyle bir panel açılıyor. Tablom aktif oluyor. Şimdi burada alanları tek tek düzeltebilirim ama bu düzeltmelerimi bir sonraki açıkta alacağım tablolara uygulayabilmem için düzeltme işlemi buradan yapmamam lazım. Sağ tıklıyorum ve Table Looks'a geliyorum. Table Looks'a geldiğim zaman böyle bir panel geliyor. Burada dikkat ederseniz default olarak APA 12 Times Format var. Bunu ben daha önce edit etmiştim. Dolayısıyla genelde de tezlerde ve makalelerde APA Times 12 kullanıldığından size de bu formatı kullanmanızı öneriyorum. Bazı küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Burada yeni bir tane format oluşturabilirsiniz kendinize göre. Veya var olan üstünden bir tane değiştirebilirsiniz. Akademik var yine yaygın olarak kullanılan formatlardan bir tanesi. Ben bugün sizlere APA Times Roman 12 punto büyüklüğünde olan bu formatı göstereceğim. Buradaki formatlardaki değişikliği ise Edit Looks'tan yapıyorsunuz. Üste dikkat ederseniz tabloya ait bölmeler var. Genel kısmında tablo ile ilgili genel büyüklükleri yani tablonun genişliğini, her bir sütunun genişliğini, her bir satırın genişliğini gibi bazı özellikler var. Bunları değiştirebilirsiniz. Bunun haricinde not kısımları var. Tablonun biliyorsunuz altında küçük notlar olur. Bu notları değiştirebilirsiniz. Bunların yazı formatı e, üste küçük, alta küçük gibi bazı özellikler var. Bunların pozisyonlarını değiştirebilirsiniz. Bu iki kısımda genelde pek bir değişiklik yapmıyoruz. Bizim için önemli olanlar self format, kenarlar ve çıktı alma kısmı. Self formata geldiğim zaman böyle bir panel var. Burada dikkat ederseniz tekstin yazı tipi elbette ki Times New Roman, büyüklüğünü küçültebilirsiniz. Eğer büyük bir tablo çıktı alıyorsanız genelde burası default olarak 12 ama bunu 10 yapabilirsiniz. Veya e, ee, Tabi bu arada burada yapacağınız değişiklikler bölüm kısmı data'da olduğundan şu kısım yapılacaktır. Ama siz isterseniz tablonun her yerinde bu değişikliği tek tek özel bir biçimde yapabilirsiniz. Şöyle gösterelim. Bölüm kısmından titles'a geldiğiniz zaman bakın dikkat edin. Titles'ım zaten bold olarak ben burada görüyorum. Burada da bold işaretli. Eğer bold sekmesini inaktive edersem dikkat ederseniz başlık başlığımın bold olmaktan çıktığını görebilirsiniz. İtalik bir başlık istiyorsam İtalya'ya e tıkladığımda başlığın italik olduğunu, altının çizili olmasını istiyorsam altını çizili burada yapabilirim. Burada istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz veya buradan yazı rengini değiştirebilirsiniz. Puntosunu değiştirebilirsiniz ve elbette ki fontunu da değiştirebilirsiniz. Alignment hizalama kısmında ise ben ortaya hizalamıştım. Görünüm daha düzgün olsun diye. Siz eğer sola hizalı olmasını istiyorsanız solda Ortada veya sağda bunun gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Veya position'dan yine orta, alt ve üst olarak rengini değiştirebilirsiniz. Background kısmını bu Tybalt'ın başlığın altındaki background'ı ben renksiz olarak bıraktım. Siz de buraları renksiz bırakabilirsiniz. Veya beyaz olmasını istiyorsanız beyaz da bırakabilirsiniz. Bunun haricinde layers'lara baktığınız zaman burada layers'lardan kastı şu kısım buradaki bütün başlıktaki yapacağınız bütün değişiklikleri burada yapabilirsiniz. E, corner labels'lara baktığınız zaman corner labels'lar da bakın burada siz de şu yöntemi kullanabilirsiniz. Corner labels neresi diye tereddüt ediyorsanız bunu seçtikten sonra bolta bastığınızda zaten burada neresi ise orası değişiyor. Şimdi ben de öyle kontrol ediyorum anlatırken yanlış anlatmamak için. Dolayısıyla Corner labels kısımlar buralar. Buraları bold istiyorsanız. Italic vesaire. Punto. E, pozisyon. Orta sağ sol. Bunların hepsini bütün veri kısımları için yani row labels dediği yerler şuralar. Dikkat ederseniz. Bütün veri kısımları için tabloya ait. Hepsini tek tek düzenleyebilirsiniz. Veya column labels dedikleri buralar. Bold, bold istiyorsanız şayet. Gibi özellikler var. Data kısmı Hücrelerin içi yani buralar. Bunları değiştirebilirsiniz. Ee, son olarak captions ve footnotes var. Yani alt kısım ve üstler var. Bunları da değiştirmek mümkün. Dolayısıyla cell formattaki e, hücrelerin içerisindeki veya hücrelerin üstündeki yazı tipleriyle ilgili değişikleri yapacağınız kısım burası. Border kısmı önemli. Burada tek tek hangi çizginin olmasını istiyorsanız. Normalde APA formatta arkadaşlar e, tablonun üstünde ve altında horizontal çizgiler olur, vertikaller olmaz. Sadece sütunlar arasında vertikal çizgiler olur. E, APA formatın e, kuralları bu şekildedir. Ama siz bu kuralları beğenmiyorsanız, yani diyelim ki e, left inner frame mesela burada bir style yokmuş. Left inner frame neresi diye merak ediyorsanız, boltu seçtiğimde, bakın dikkat edin, şurada bir çizgi yoktu, burası aktif oldu. Şimdi tekrar non yapıyorum, buraya dikkat ediniz. E, non yaptığında bu çizgi gitti. Bunun gibi buradaki her bir çizgiyi tek tek buradan e, Right Inner Frame mesela yine Right Inner Frame yoktur. Right Inner frame'i aktif ettiğimde böyle bir çizgi aktif oldu. E, yine None yapıyorum çünkü APA formatta ihtiyacım olan bir özellik değil. Bunun gibi buradaki bütün çizgileri tek tek kesikli. Burada çizgi formatlar arasında ince, düz, kesikli, kalın, e, birazcık daha ince ve çift çizgi olmak üzere çizgi formatları var. Renklerini değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey buradaki bütün çizgileri tek tek kalınlıklarını, kesiklik olma halini değiştirebilirsiniz. APA formatta belirttiğim üzere yalnızca üst çizgi ve alt çizgi olur. Aralardaki horizontaller olmaz. Vertikallerde ise sütunlar arasında bir tane çizgi olur. Buna dikkat edebilirsiniz. Printing kısmında ise burada değiştirmeniz gereken pek fazla bir şey yoktur. Print All Layers var. Dolayısıyla print all layers'ı işaretlerseniz şayet bu tabloyu oluşturan bütün e, katmanları tek tek çıktı alacaktır. E, bu da Word'e attığınızda e, tablonun üzerinde bazı kodlar da gelebiliyor. Dolayısıyla burayı işaretlemenizi pek önermiyorum. Bunun haricinde belirttiğim üzere burada pek işaretlemeniz gereken bir durum yoktur. E, orada edit ettikten sonra değişiklikleri yaptınız, apply'a tıklayıp okay'e tıklayıp bu paneli kapattığınızda daha sonra Save Look demeniz lazım. Ben daha önce burada değişiklik yaptığım için şimdi değiştirmemek adına Save Look'a tıklamıyorum. Save Look'a tıklayıp OK'ye tıklayıp burayı kapatmanız lazım. Şimdi OK'ye tıklayıp kapattığınızda sizde burası yeni formata dönecektir. Ben yapmadığım için dönmedi ama sizlere göstermek adına tekrar hızlıca yapayım. Yine sağ tıkladım, Table Look'a geldim. Ben zaten APA Teams, Times Roman 12'yi değiştirdiğim için Yalnızca OK'e OK tıklıyorum ve bakın formatımın değiştiğini görebilirsiniz. Daha sonra burayı kapatıyorum ve formatım bu şekilde. Şimdi tek tek tablolarda bunu yapmak kolay ama bundan sonraki alacağım bütün tablolarda bu değişikliği yapmayacaktır. Hemen sizlere gösterelim bir tane. Analyze'dan Tables Customly Tables'a geldim ve aynı tabloyu tekrar çıktı aldığımda bakın dikkat ediniz eski tabloya tekrar döndü. Peki ne yapmam lazım? Bunun için tablomu seçtikten sonra Edit'e geliyorum. Editten Options'a ve Options'dan Pivot Table'a gelip Pivot Table'da e, oluşturmuş olduğunuz yeni bir format varsa onu veya burada edit etmiş olduğunuz benimki gibi apa times e, roman 12 formatını edit ettiyseniz bunu tercih edip e, OK'ye tıklamadan önce şurada yalnızca shrink width to fit kısmını normalde do not adjust width'tir sizde. Shrink width to fit kısmını tercih ettikten sonra yani tablonun içeriğini tablonun büyüklüğüne göre ayarla kısmını tercih ettikten sonra OK'ya OK tıkladığınız andan itibaren artık çıktı alacağınız bütün tablolar bu yeni oluşturmuş olduğunuz formata göre çıkacaktır. Hemen kontrolünü yapalım. Evet gördüğünüz gibi artık bundan sonra çıktı alacağım bütün tablolar otomatik olarak apa times e, roman 12 punto büyüklüğündeki e, uluslararası olarak kabul edilmiş bu formata göre çıktı alacaktır. Bu işinizi oldukça kolaylaştıran bir özellik. Çünkü Dediğim gibi bir veya iki tabloda çalışıyorsanız elbette ki böyle bir özelliğe çok ihtiyacınız olmayabilir. Ama sürekli olarak SPSS kullanıyor ve her bir analizinizde ölçek analizlerinde olduğu gibi çok sayıda tablo oluşturuyorsanız bu özelliği kullanmanız işinizi kolaylaştırabilir. Dolayısıyla öneriyorum. Umuyorum bu videoyu lisanslı çalışmalarınıza veya makalelerinize faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonunu geçirmeyi unutmayınız. Dileyenler bizleri katıl butonundan veya Patreon'dan destekleyebilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.